Herkese merhaba. Evimize hoş geldiniz. Bugün size evimizin boş entro videosunu çekiyoruz. Bu videoyu çok heyecanla çekmeyi bekledim gerçekten. Çünkü size de Instagram'dan gösterdiğim için hepiniz de merak ettiniz. Kiralık mı yoksa satın mı aldınız diye. Şimdilik kiralık bir evde oturacağız. Birkaç sene bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ve tam gönlümüze göre bir ev bulduk. Şimdi siz de artık yavaş yavaş odaları birlikte gezelim. En son tekrar görüşeceğiz. Anlatarak gideceğiz. Şimdi ilk olarak kapıdan sol tarafa girdiğimizde salon karşılıyor bizi. Burası salonu. Bayağı geniş ve aslında yerleştirilmesi çok kolay. Tavanlarda böyle led ışıklar var. Yerler parke zaten. Böyle büyük Fransız bir cam var. Tek olduğu için aslında perde kısmı da kolay olacak bizim için. Hani daha sonra kendi evimize geçtiğimizde tekrardan aynı perdelerden ekletebiliriz. En korktuğum şey buydu. Manzaramız da çok güzel. Böyle açıklık ürünümüz. O yüzden gerçekten bayağı bir aydınlık. Şimdi biraz kombinliğim kafamda size söyleyeyim. Çünkü zaten mobilyaları biliyorsunuz. Bu arada ses yankı yapıyorsa kusura bakmayın. Şu ilk giriş kısmından bu kısma masa olarak düşündük. Tabii şu anda yerleştirince nasıl durur bilmiyorum ama hani üçlü koltuğun bir tanesini bu şekilde koyarsan manzaraya karşı olur diye düşündüm. Camların önünde iki tane berjeri ve bu kısma da yine tek bir üçlüyü koyacağız. Arka kısmına da konsol koyup cam aynasını üst kısmı koyarım diye düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hadi şimdi en merak edilen kısma gidelim. Mutfağa. Ve burası benim mutfağım. Önce şöyle bir bakın siz genel olarak. Kendim göreceğim dolapları oldukça çok ve gerçekten kullanışlı. Hani öyle alan yok diyebilirim. Bu kısımda yine aynı şekilde ikiye bölünmüş. Dolaplar, klasik geniş dolaplar. Bulaşık makinesi yeri belli. Büyük ihtimalle şu kısma buzdolabını koyacağız. O şekilde hayal ediyoruz. Buraya da kapalı balkonu olduğu için büyük ihtimalle masa yerine bir kahve köşesi yaparız. Ama masa da koyarsak yine ön kısmına. Bakalım onları da sizlerle birlikte yaparız zaten. Mutfağım bu şekilde. Zaten dolapların içlerini falan birlikte yerleştireceğimiz için bu kısmı çok fazla göstermiyorum. Genel olarak mermeri falan tam istediğim gibi biliyorsunuz gri yaşlı olarak dolaplarımda gri oldu bu şekilde. Bu çekmecenin içine bir kaşıklık yaptıracağız. Bunların ölçülerine birazdan olacağız. Ve masamızı da buraya koymayı düşünüyoruz. Çünkü kapalı balkonlar biliyorsunuz artık böyle yaşam yeri gibi oldu. Masamızı buraya koyup büyük ihtimalle kışın da soğuk olmazsa uzun bir süre burada kalırız. Bu şekilde buraya da kombi koymuşlar ve alt kısmına da dolap olarak değerlendirmişler. Ev gerçekten çok kullanışlı. Yani gerçekten çok beğenerek tuttuk. Evet, hadi devam edelim. Şimdi sol kısma döndüğümüzde salon vardı. Kapıdan girer girmez sağda sağda vestiyer var. Yine geniş, güzel bir vestiyer. Şimdi içini göstermek istiyorum size. Şu anda perdeler var. Biz birkaç cama perde asacağız. Bu şekilde dolaplı bir vestiyer bu kısım. Kullanışlı bence ayakkabılar için yeterli. Zaten biz ayakkabı rampalarından aldık. Onlarla koyacağımız için çok fazla ayakkabı alır diye düşünüyorum. Bu kısımda askılık kısmı bu şekilde ve burada da bir buraya da işte ev terliklerini falan koyabileceğimiz bir alan var. Bunu görmemiştim biliyor musun? Şimdi siz videodan bir koridorumuzu görün önce. Koridorumuzun şu kısımlarına çıta uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Onun için de ölçü alacağız bugün. Evet, fikirleriniz varsa siz de mutlaka yorumlara yazın. Hangi alanı nasıl değerlendirebiliriz diye. Şimdi direkt karşıdaki odaya giriyoruz. Bu oda bizim oturma odamız olacak.
inşallah. İki oda var ve iki odadan bu oda daha geniş olduğu için ve biliyorsunuz koltuklarımız gerçekten büyük, oturmanızın aldıklarımız rahat koltukları olduğu için onları buraya düşündük. Televizyonumuz da çok büyük ve burayı karşılayacak büyük ihtimalle. Bu oda bu şekilde. Şimdi vestiyerden sonra aynı şekilde koridorumuza devam edince ilk kısımda tuvaletimiz var. Çok anlatılacak bir şey yok burada. Yine devam ettiğimizde hemen yan kısımda da büyük banyomuz var. Şu an elektrikler açık olmadığı için umarım net gözüküyordur. Banyomuz bayağı büyük gerçekten. Bu şekilde bir duş kabinimiz var cam. Burada aynalı dolap yapmışlar. İçleri bu şekilde dolaplı. Bence kullanışlı çünkü kalabalığı önler. Ve alt kısımda yine dolaplı aynı şekilde. Buradan tam karşı odaya geçiyoruz. Size dediğim o iki odadan bir tanesi de burası. Aslında burası da oturma odası olabilir. Hemen balkona çıktığı için. Önce bir odaya bakın siz. Bu oda bir tık daha küçük olduğu için bu odayı çocuk odası, şu an içinde giyinme odası gibi düşündük. Zaten yine ilerleyen zamanlarda açıklayacağım bu kısmı. Ana yola bakıyor buradaki balkonumuz ve bu burası da açık balkon. Buradaki manzaramızı da gösterelim size. Fotoğraflardan zaten hatırlayacaksınız burayı. Dediğim gibi burası şimdilik çocuk odası. Çocuk odası değil, giyinme odası. Evet ve şimdi son odamıza geliyoruz. Orası da tam koridorun karşısındaki yatak odası. Yine yatak odamızın da tamamlarında ledler var. Geniş uzunlamasına bir oda burası. Yatak şu kısımlarda iki tane priz olduğu için yatağı bu şekilde koymayı planlıyoruz. Şu köşe kısmına yine dönersek. Yine aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi camlar tek bir cam olduğu için gerçekten hem kullanışlı hem aydınlık ve çok fazla şey olmayacak. Perde gerektirmeyecek. Şu köşe kısmına da makyaj masamı tamir düşünüyorum. Yine burada da priz olduğu için hem oraya yakın. Buradan da karşı tarafta böyle gizli bir bölmemiz var. Burada şu an kapı takılı değil. İstersek takabiliriz. Bu kısmı aslında giyinme bölümü olarak düşünmüşler. Buraya bir tane küçük böyle vestiyer konulmuş. Böyle çok bölmeli bir dolap, vestiyer yani. Yine bu kısımda da askılık ve alt kısmında da işte terlik vesaire koyabileceğimiz bir kısım var. Buraya aslında ilk olarak gardırobumuzu bu şekilde koymayı düşünmüştük. Ama daha sonra burayı daraltmayıp çok farklı bir fikir var kafamızda. Yaptığımızda siz de göreceksiniz. Burayı farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Buraya da yine petek konulmuş. Ve çamaşır makinesi yeri de bu kısım. O da güzel aslında saklanmış olması. Kedimiz var biliyorsunuz. Kedimizin de tuvaletini bu iç kısmına koyarsak hiçbir şekilde ne koku olacak hem de daha gizli bir kısımda kalmış olacak. Gerçekten o yüzden bizim için çok kullanışlı bir yer. Az önceki banyonun aynısı aslında. Burası da bu şekilde yine içe doğru giden geniş. Çok fazla gözükmüyordur karanlıktan büyük ihtimalle. Burası da klasik bir ebeveyn banyosu. Elimizi nasıl buldunuz? Yorumlarda mutlaka ne tarz fikirler önerirseniz onları yazmanızı istiyorum sizden. Evle ilgili biraz bilgilendirme yapmak istedim. Bugün o gün ertesi günü ben çok bilgilendirme yapmamışım videoda. O yüzden arkasından bugün bu videoyu çekiyorum. Evimiz 160 metrekare. Benim iş yerime gideceğim yere çok yakın. O yüzden burayı tercih ettik. 160 metrekare 3+1. 2 banyo, 1 tuvaleti mevcut. İşte bir tanesi de ebeveyn banyosu. Zaten hepsini videoda gördünüz. Giyinme odası kısmı var. O kısım ekstra. 172 metrekare aslında. Balkonlarla birlikte net 160. Ev gerçekten çok kullanışlı. Yani size de zaten video içerisinde anlattım. Hani buraya bunu koyacağım, buraya bunu koymayı düşünüyorum falan diye. Yerleştirmesi çok çok kolay gerçekten. İşte çeşitli fikirler var aklımızda bu evi yaparken ki işte kahve köşesi olsun, çıta uygulaması olsun, kapalı balkonun dizaynı olsun. Sizler de önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Evet, artık videomuzun sonuna geldik.
İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada çekilişimizde son 100 kişi kaldı. Çekiliş videosu için de takipte kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.